Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma, yüreğime hoş geldiniz. Yine Almanya'da bir üç günü yaşadık. Allah'ın izniyle işimizi bitirdik. Sabah çıktığımız saat 8'de çıktığımız serüvene saat 22'de son verdik. Bileğimizin gücüyle de tabii her zamanki yaptığımız gibi paramızı kazandık kardeşlerim. Bir misafirim gelmiş. Telefon üzerinden, internet üzerinden konuştum, görüştüm, videolarını izledim. Güzel bir kardeşim. Beni ziyaret etmeye gelmiş. 750 kilometre yol tepmiş. Allah razı olsun. Şu an benim evimde. Geldi, benden önce geldi. Biz biraz geç kaldık. İyi bir eşya taşıma işi yaptık. İki araba doldurduk. Brem Ağafı'na buradan 65 kilometre ileriye. Eşyayı götürdük. İndirdikten sonra 4. kata indirdi. Orada bayağı bir zorluk çektik. 4 kişiydik. İşimizi bitirdik. Bileğimizin gücüyle paramızı kazandık. Ve evimize helal lokmamızı getirdik. Her zamanki gibi de, değil mi? Almanya'da alnımızın terini döktük kardeşlerim. Şimdi kim gelmiş? Beni kim ziyaret etmeye gelmiş? Ufaktan şöyle kameramı döndürüp sizlere göstereyim. Balkonda duran kırmızı tişörtlü bir kardeşimiz. Pembeymiş pardon. Pembe tişörtlü kardeşimiz beni ziyarete gelmiş. Sizlerin de severek izlediniz. Bu kardeşimiz kimmiş? Ben de merak ettim. Eve bir gireyim, bir bakayım. Birazdan görüşmek üzere. Anlat baba, anlat. Baba ne anlatayım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizi evine davet ettiğin için, ağladığın için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun kardeşim. Biz yapılması gerekeni yaptık. Yani ayrıca bir şey yapmadık. Bir Türk'ün yapması gereken örf ve adetlerimize göre olan şeyleri biz yaptık. Allah razı olsun. Bizim bir kusurumuz olduysa kusura bakma. Estağfurullah. Evinin kapısını bizlere açtın bile yeterli yani. Allah razı olsun vallahi. Salman kardeşimizi ben ilk defa gördüm. Allah'a. Aynen ilk defa ama çok konuştuk. İlk defa gördük. Yemeğimizi yedik, muhabbetimizi ettik. Biraz sonra da çaylarımız gelecek. Çaylarımızı içeceğiz. Şimdi burada bir rakı patlatsak şuradan. Rakı da olur, olabilir. Rakılı sohbetler mi yapalım? Rakılı sohbetler yaparım, iyi olur ya. Şaka bir yana, çay genik. Çay yeter. Şimdi biz geçen yine ben video yapmıştım. Türkiye'den gelen bir arkadaşımız oldu, Ömer kardeşimize de. Buradan selamlarımızı yollayalım. Bizim yanımıza kim gelirse, Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle kim gelirse bizim başımızın üzerinde her zaman yeri vardır kardeşlerim. Başın gözün sağ olsun kardeşim. Sağ olasın, Allah razı olsun. Biz bunu her zaman da dile getirdik, söylüyoruz, konuşuyoruz. Biz bazıların anlattığı gibi YouTube üzerine çıkıp da sadece prim peşine koşmak amaçlı. Bir tanesi var, Berlin'de yaşıyor. Ben onun üzerinde bu zamana kadar konuşmadım. Seninle de biraz önce bir muhabbeti geçti. Yani bizim üzerimize laf konuşuyorlar, bizim üzerimize laf çarpmaya çalışıyorlar. Türklerin burada Almanya'da daha değişik olduğunu anlatmaya, söylemeye, sözde kendilerinden bahsettiklerini bilmiyorlar ama kendi şahısları nasılsa, kendi karakterleri nasılsa onlardan bahsedip ama bunları Türkiye'de, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türklerin üzerine uyarlıyorlar. Böyle yavşaklar, böyle gevşekler var ama Türk. Ben de Türk'üm Allah şükür. Ben Bremen'de oturuyorum. Kardeşim Münih'te oturuyor. Arada 750 kilometre fark varken 11 saat yol tepmişken gelmiş benim. Bir alo, bir telefon ya. Allah razı olsun. Geliyorum kardeşim cuma cumartesi aynen. Günü oradayım dedi. Aynen. Başım gözüm üstüne dedim. Ben çalıştım, benden önce geldi. Allah bin kere razı olsun, bekledi. Seninle. Ben bir saat, o geldikten bir saat sonra ben geldim. Ben evime ulaştım. Buluştuk. Bulur yani. Biz birbirimizi ilk defa görmemize rağmen, biz telefonda sadece konuşmamıza veya WhatsApp üzerinden yazışmamıza aynen. Rağmen, YouTube üzerinden birbirimizin videolarına bakmamıza rağmen biz yine 40 yıllık kardeşmişiz. Aynen valla. Dostmuşuz gibi biz birbirimizi karşıladık, sevdik. Olması gereken de budur. Türkler olur. Almanya'da yani şunu düşünmeyin kardeşlerim. Türkiye'de yaşayan Türkler iki ayaklı da Almanya'da yaşayan Türkler dört ayaklı değil. Sonuçta hepimiz insanız. Baba biz. Şimdi doğru söylüyorsun. Tabii beş parmağın beşi bir mi? Değil. Aramızda var. Fark. Var. Aramızda da var. Yani her millette olduğu gibi bizde de var. Bizde de var. Bizde İnsanın var. Çakalı var, kurdu var. Ben her zaman söylerim Allah ileriyle karşılaştırsın. Amin amin hepimiz cümlemizi yani gerçekten ama şu da bir gerçek. Bak şu da bir gerçek. Nasılsan Allah seni o karakterde insanlarla karşılaştırır. Aynen. Bak yemin ediyorum. İtsen, çakalsan, köpeksen aynı karakterdeki insanlarla karşılaştırır. Acı acıyı tekkede
Hoca da hoca değil, Mekke'de mi oluyor? Aynen. Öyle bir şeydi. Öyle bir şeyler var kardeşlerim. Yani kısacası bu kardeşimizin gönlü temiz. Benim gönlüm de Allah'a çok eyvallah, şükür. Sizleri ufak tefek tanıyorsunuz. Benim gönlüm de temizdir. Benim kimseye karşı bir kötülüğüm olmamıştır bu zamana kadar. Kötü bir düşünceye de sahip olup da çıkıp da insanlara kötü bir şeyler yansıtmamışımdır. İnsanlara kalkıp da kanlarını bozmamışımdır. Kanına aynen, kötülük, içine kötülük, yüreğine kötülük serpmemişimdir. Biz her zaman bilimizin gücüyle, herkes bizi biliyor, tanıyor. Allah'ımıza çok şükür destek veren kardeşlerimiz, abilerimize buradan gerçekten yani Allah razı olsun diyorum. Herkesin eline, yüreğine sağlık. Biz Almanya'da yaşam neyse, hayat neyse bunları göstermek için sizlerin karşısına çıkan insanlarız. Ben, Salman ve bizim gibi olan insanlar. Ama bunun yanında da bunun yani şöyle de bir şey var tabii. Melek de var dünyamızda, kelek de var dünyamızda. Şimdi olmayacak mı? Olacak tabii. Biz iyilerini, biz güzel şeyleri gösterirken, biz doğruları anlatırken bunun yanında da yanlışlarını doğru bir şekilde, doğruymuş gibi anlatan yavşaklar, gevşekler, kelekler de çıkacak. Var tabii mı? Ki, yok. Tabii ki. Çünkü tabii bu ki. Bir ortam, bir sosyal bir ortam. Şimdi bütün dünya açık bir platform yani. Aynen. Biz nasıl gösteriyorsak siz o şekil görüyorsunuz. Yani bugün Ahmet'in dediğine inanıyorsunuz. Salman'ın dediğine inanıyorsunuz. Bugün bir tane yavşak çıkar Berlin'de dediğine inanırsınız. Bugün Ağzburt'a bir tane gevşek çıkar onun dediğine inanırsınız. Çünkü siz insanlar size ne anlatıyorsa siz ona inanıyorsunuz. Çünkü siz ekranlarınızda onu görüyorsunuz. Biz burada aynen, bunu yaşıyoruz. Biz arka ne yaşıyoruz? Arka kısımda olanlar bilmiyorlar. Yani biz bunu anlatmak için bu yola çıktık. Ben bu yola bu şekilde çıktım. İnsan kendi karakterini ekrana yansıtır. İnsan kendi karakterini yüzüne yansıtır. Aynen. Dışarıya yansıtır. Biz de bunları yaşatmak, yansıtmak amaçlı çıktık. Bizim karakterimiz neyse o. Ben bir Türksem, iyilik yapıyorsam, iyilik yapmayı seviyorsam, kardeşlerime karşı güzel davranıyorsun. Burada Türk olarak birbirimizi tutuyorsak, bir şeyler yapıyorsak kardeşlerim, benim için Türkler her yerde Türktür. Nerede olursa baba, şöyle söyleyeyim ben sana. İnsan Türk olabilir, Alman olabilir, Rus olabilir. Ne olursa olsun, ne olduğu önemli değil. İnsan olsun. Yani insan olsun. Olacak. Aynen. Irk, dil, din, önemli renk. Biz bunlarla cebelleşen, biz bunlarla şey düşen, ikilemeye düşen insanlardan değiliz. Ya senin rengin niye siyah, senin yani rengin niye sarı, senin niye dinin niye Yahudisin veya Hristiyansın veya Müslümansın veya eşeğe, ite köpeğe tapıyorsun. Bizi ilgilendirmez kardeşim. Sen bana karşı insansan ben de sana bitti, karşı insanım da bitmiştir. Yani bunu bir kafanızda bu şekilde kafanıza yer yapın kardeşlerim. Bizim hiçbir zaman için bir kimseye karşı bir kötülüğümüz olmamıştır. Olmayacak da. Biz neyse onu yansıtmaya çalışan, kendi karakterimi de bununla beraber ortaya koyan Almanya'da yaşayan Türkleriz. Biz bunu her zaman için bu yani söyledik, vurguladık, aynen, anlattık. Kardeşim gelmiş, Allah razı olsun diyorum. Bakın yani benim yanıma gelecek olan, benim yanıma ziyaret etmeye gelecek olan insanlar benim her zaman kafam açıktır. Benim yanıma iyilikle gelecek olana ben iyilikle karşılık veririm. Benim yanıma kötülükle gelecek olana buna ben de kötülükten karşılık veririm. Etki tepkidir bu, normaldir. Aynen. Bunu yani biz dedim bizim her türlü Türk kardeşimiz Avrupa'da, Almanya'da nerede yaşarsa yaşasınlar. Allah bin kere razı olsun, Türkiye'de de bizi davet eden kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız oluyor. Geldiğin zaman buyur gel kardeşim. Evimiz açık, kafamız açık diyorlar. Beni tanımamalarına rağmen. Doğrudur. Yani biz böyleyiz. Biz Türk'üz. Biz Müslümanız elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz başkaları gibi yani 3 kuruş 5 kuruş parayı gördüğü zaman götü başı ayrı oynayan insanlardan değiliz. Bak insanlardan diyorum. Türk, Müslüman demiyorum. Yani. Bak yine insanlığa geldik yani. Bu yine tabii bir insanlığın bir örneğidir kardeşlerim. Ne olursa olsun. 3 kuruş 5 kuruş. Ben Allah'ıma çok şükür yeri geldiği zaman Salman kardeşimizin bir ayda çalıştığı da kazandığı parayı ben yeri geri 2 günde de alıyorum. Bir haftada da alıyorum. Yani biz bir şeyler anlatırken kazancımızla, bindiğimiz arabayla, işte burada yaşadığımız lüks diyelim ki, lüks bir hayat yaşıyorsak, lüks hayatla öne çıkmıyoruz. Biz insanlığımızla, biz Türklüğümüzle, biz Müslümanlığımızla öne çıkmaya çalışıyoruz ki bu şekilde sizlere örnek olalım. Değil mi? Aynen. Vallahi çok doğru konuştun. Söyleyecek pek fazla bir şey de bırakmadım. Konuş baba konuş. Ben konuşurum. Benim şimdi, karşıma kim geçerse geçsin ben konuşurum baba. Çünkü ben açık insanım. Sen, ben içimdekini dışıma dökmedim an. Ben gördüm zaten. Onu gördüm. Ben videolarda gördüm. Konuştuk. Ben zaten sana güvenmeseydim, ısınmasaydım eşimi alıp da yanına gelmezdim. Allah razı olsun. Allah ki bir açsa sen de öyle. Güvenmeseydin sen evde yokken eşim bana kapıyı açtı. Bizi buraya misafir Allah, etti. Allah razı olsun. Hep Allah razı olsun. Senden, eşinden davet ettiler. Geldik, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Daha ne olsun? İnsana bunlar lazım. Dost lazım, aynen, eş lazım. Aynen, aynen.
Daha ne olsun? Ben çıkıp bugün Münih'ten buraya kadar geliyorsam, yani bu adamı kara gözü, kara kaşı için değil, insanlığı için geldim. Böyle olmak lazım. Olması gereken bu. Ben geçen işte bir video atacağım veya atmışımdır Allah nasip ederse. Ben de buradan Berlin'e gittim. Bir söze, bir telefona. Bir telefonda Doğrudur. bir insanın güzel konuşmasına. Gerçekten yani insanlık budur. Gider abi, gider insansın. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 11 yaşında başladım pazarlara Kütahya'da, Türkiye'de. Ben 19 yaşıma kadar, evleninceye kadar pazarlarda çalıştım babamın yanında. Ben bin bir türlü insanını gördüm. Üçkağıtçısını, beşkağıtçısını, Tabii. insanını, köpeğini, hayvanını. Her şey denk gel. Her şeyde denk geliyor zaten. Yani Gelir. önemli olan şudur kardeşlerim. Önemli olan insan insana karşı davranırken güzel davranırsa, güzel söz sarf ederse, karşıdakinin yüzünü güldürürse o kardeşimiz de başka bir insanı gördüğü zaman onun da yüzünü güldürür. Aynen. Bu motive etmektir. Biz iş yerinde de bu şekilde çalışıyoruz. Yani yaptığımız zaman gerçekten yapılacak bir iş değil. Bak. Şimdi izliyorsunuz siz sadece izliyorsunuz. Biz bunu yapıyoruz. Biz Tabii. dördüncü kata, beşinci kata sırtımızda eşya taşıyan, mobilya taşıyan hamallarız. He, taşırken yüzümüz gülüyor ama. Niye? Benim yüzüm güldüğü zaman benim yanımdakinin de yüzü gülüyor. Benim Abi bir de yanımdakinin her yüzü şeyi güldüğü geçtim. zaman Helaliyle para kazanıyorsun. yani müşterinin de yüzü Helaliyle. gülüyor. Şimdi bugün dediğim gibi biz 14 saatimi ben neredeyse harcadım dışarıda yani. Biz 12 saat işteydik gerçekten. Şimdi müşteri bizi gördü. Yemin ediyorum sucuk gibi terledik kardeşim. Dördüncü kata eşya çıkarma. İki araba dolusu. 100 tane kartonu geçkin kartonumuz vardı. Sadece mobilyaları saymıyorum bile. Ağırlıkları, şunları bunları. Yemin ediyorum sonunda var ya müşteriler bile yardım etmeye başladı. Biz suratımızı asmadık. Biz kimseye kızmadık. Abi Bizim asamazsın. Esnaf işimiz adamsın. onu Esnaf demek istiyorum. adamsın. Ben ne kadar moralimi yüksek tutarsam benim yanımdakilerde moralini o kadar yüksek tutuyor. Ben Aynen. öflemeye başlarsam yanımdaki de öflemeye E tabii pöflemeye canım. başlıyor. Yani o yüzden yani ne demek istediğim şudur kardeşlerim. Bir örnek verin. Bir ailesiniz. Bir karı kocasınız. Sen karın seni karşıladığı zaman, sen evine geldiğin zaman asık bir surattan evine geldiğinde karının da otomatik surat asık. Tabii canım. Ama neşeli bir surattan evine geldiğin zaman o karının da eşinin de neşesi fazlalaşır. Bu düzen bu şekilde gitmesi gereken bir Abi düzen bence. Yani dünyadaki tek bedava bir şey var. Dünyada sadece tek bir tane bedava bir şey var. Ne biliyor ne musun? rakı mı? Gülmek abi. Rakı bedava değil ya. Rakı bedava ya. Abi rakı 12 euro olmuş ya. 12 euro olsun bedava olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben bedava diyorum. Espri yapmaya çalışıyoruz tabii. Benim Aynen. babamın bir sözü vardı. Kulakları çınlasın. Öperim de ellerinden. Selam olsun Verdiğin efendim. parayı saymazsan bak verdiğin parayı saymazsan bedavadır derdi. Tabii. Bedava bedava baba. Bırak aldığın zaman verdiğin parayı saymayacağım baba. O zaman bedavaya denk geliyor. Abi ben biraz Antepliyim. Pardon. Normalde derler ki Kayserililer ticarete kafası yeter. Biz Antepliyiz. Biz yolda para bulsak sayarız. Olsa ben de sayayım. O yüzden de verirken iki defa sayarız, üç defa sayarız. Öyle yani ben O yüzden bize bedava değil. o karaktere sahip insanımdır. Ben şöyle bir karakterim vardır benim. Arabadan inerim, kitlerim. Bir daha 10 fırsat adım veremem. atarım, 10 adım atarım. Vallahi eve gelsem bile geri giderim bak. Bak eve girsem bile yeter ki şuradaki şüphe yani kafama Aynen. şüphe düşmesin. 10 adım atarım, nakitlerim ben bunu. Allah'ım aynı ben de öyleyim ya. Giderim tekrar kontrol ederim. Yani bu iyidir, kötüdür. Yani biz işimizi garantiye almaya çalışan insanlarız en azından. Yani Aynen. ya kilitlenmiştir başla. Allah'a emanet ettik. Lan Olmaz. sen kilitleme arabayı Allah'a emanet et. Olmaz. Böyle bir Aynen. dava olmaz. Allah'a çok şükür. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Ama sen eşeğini sağlam kazığa bağlama. Eşeğin kaçsın, çalınsın. Ya ben bunu Allah'a emanet ettim. Bir de Abi, Allah'a suç bul yani. köyün birinde sel basıyor. Köyün birinde sel basıyor. İşte herkes kaçışıyor. Kendi kendini kurtarmaya çalışıyor. Hoca da çıkıyor minarenin tepesine. Ben diyor buradan çıkmam. Tövbe tövbe tövbe. Allah diyor beni kurtaracak. Abi helikopter geliyor bunu almaya. Yok diyor git. Allah beni kurtaracak. Sen diyor bilmem ne malısın, gavur malısın. Helikopteri gönderiyor. Helikopter bir daha geliyor. Bu yine aynı cevabı veriyor. Ve sonunda bu olup ölüyor. Yani rivayet o ya. Öbür dünyaya gidiyor. Allah'ım diyor ben diyor yıllarca diyor sana diyor ibadet ettim. Namaz kıldım. Ben diyor orada diyor senin yardımını bekledim. Sen diyor gelip bana niye yardım etmedin? Tövbe tövbe. Haşa. Allah diyor ki ben diyor sana diyor iki defa diyor helikopter gönderdim. Yani Sen diyor daha neyi bekliyordun? daha Ya ne? bu şey
Her şeyi Allah'a bırakmayacaksın yani. Her şey Allah'tan geliyor zaten. Hani sen neyin nereden geldiğini bilmezsen, hani derler ya, her işte bir hayır var diye. Belki bugün başınıza kötü bir iş gelmiştir. Ama bilemezsiniz, bir yıl sonra belki o işin kötü olması, bir yıl sonra sana daha iyi şeyler olacağı. Aynen aynen. Ya benim bu konu üzerine şimdi konu geçiyor kardeşlerim. Kafanızda fazla ağrıtmak istemiyorum. Aynen. Allah razı olsun. Çok da uzun oldu. İzlediğiniz için Allah razı olsun diyorum ben sizlere yani. Çünkü siz aynen. Vakit ayırıyorsunuz. Yani biz emek veriyoruz ama siz bunu izlerken de vakit ayırıyorsunuz. Vakit ayırırken de sizin hakkınız bize geçiyor. Hakkınızı da helal edin. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunun üzerine konuşmak her zaman için ağzımı açık bir şeyler... Şeref bırak. Üzerine konuşup bir şeyler anlatmak her zaman istemişimdir. Ama yanlış anlaşılırım diye de hep tereddüde düşmüşümdür. Şimdi Müslümanız elhamdülillah her zaman. Bizim şimdi Türkiye'de, bizim Müslüman ülkelerde yaşanan, bu zamana kadar da yaşanmışlık, yani yaşanan olaylarda şöyle bir şey var. Ben şuna çok kızıyorum. Kadere inanmak tabii ki. Kadere inanırız. Tabii. Ama arabayı binip de emniyet kemerini takmıyorsun. Takmadıktan sonra da kaza yaptıktan sonra camdan fırlayıp ölüyorsun. Sonra diyorlar ki kadermiş. Kader diyorlar. Allah, yani gençse Allah onu bizden fazla seviyordu. Hı hı. Aldı diyorlar. Veya işte olacağı varmış. Oldu diyorlar. Şimdi önlemini alırsın, kaza yaparsın, ölersin. Ayrı bir şey. Sanki emniyet kemerin olur, arabanda muayenen olur, frenlerinden. Aynı işte. Aynı örnek. Onun gibi şeyler. Şimdi ben bunun üzerine de konuşmak istiyordum ama bunun üzerine konuşmuyorum. Sadece içimde kalmaması için. Ben biraz da şöyle bir karakteri bir sahibi insanımdır. İçimde tutmam. Benim babam da böyledir. Patlak söyler adamın suratına. Benim yani çevremde sevmeyen kardeşlerim, arkadaşlarım da olur. Niye? Doğru sözlü insan olduğumdan dolayı. Doğru yani söyleyen. Ellikaş derler Almancası. Ben doğru konuştuğum için, ben karşımdaki insan neyse onun suratına vurduğum için, ben yalakalı insan olmadığım için yeri gelir beni sevmeyen kardeşlerim de olur. Çünkü tabii. Bu böyledir de. Ben buyum. Benim karakterim budur. Ben içimde tutup ya. Da içimde patlatacağımı, içimde sinir edeceğimi, kendi kendime dolacağımı ben bunu karşımdakinin suratına vururum, rahatlarım. Ben bu karaktere sahip olduğumdan dolayı da zaten hem işimde başarılıyım. Hı-hı. Hem yaptığımız bu YouTube'da videolarda Allah'a çok şükür yani oranlara baktığımız zaman ben daha 1,5 sene olmadı ya. Yani 13, 15... ay 16 ay oldu olmadı ben şu YouTube varlığıyla. Allah'ıma çok şükür yani. Güzel yerlere geldik, geliyoruz, geleceğiz. Buna da inanıyorum. Niye? İnşallah inşallah. Doğruluğumuzdan, dürüstlüğümüzden, alnımızın teriyle kazandığımız ekmeğimizle, aynen. Bileğimizin gücüyle kazandığımız, kazanmaya çalıştığımız ekmeğimizden Almanya'da yaşarken örf, adet, gelenek, göreneklerini, insanlığını, Türklüğünü, Müslümanlığını unutmadığında. Unutma abi, zaten nereden geldiğini unutursan nereye gideceğini de bilemezsin. O yüzden şimdi bu benim aklımda, ben bunu söyleyeceğim. Hadi söyle. Bunu söyleyeceğim. Şimdi Salman kardeşimizin kanalındaki kardeşlerime selamlarım olsun. Aleyküm selam. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Herkese de saygım vardı. Saygı çerçevesinde benimle konuşacak olan her adama da saygım sonsuzdur yani hayatta. Hemen şuraya da senin Instagram adresini yazayım. Sorusu olan varsa... Instagram adresim bizim Kadir Baba'yla var. Kadir ve Ahmet, onu yazabilirsin, geçebilirsin alt tarafa. Geçerim. Benim YouTube diyorum pardon. Sosyal medyalarda benim fazla işim olmadığından dolayı Facebook hesabım var. Almanya'da bir Türk olarak kardeşlerim arkadaşlık yollayacak olurlarsa veya soru sormak isterlerse Messenger üzerinden yazabilirler. Başım gözüm üstüne, düzgün davranana düzgün davranırım. Bir adım gelene 10 adım gelirim. Giderim yani. Ben böyle karakterde bir insanımdır ama senin kanalında, Salman kardeşimizin kanalında yavşakların, gevşeklerin olduğunu biliyorum. Şimdi ne derler? Kim lan o? Acı kim lan o? Acı yiyelim, tatlı mı konuşalım? Veya öyle. Abi önce bizim Antep'te şey derler. Önce dövüşelim sonra barışalım. Aynen. Önce dövüşelim sonra barışalım. Bak ben senin yüzüne söyleyeyim kardeşim. Şimdi herkese saygımızı söyledik. Kardeşimizin kanalında beni severler, sevmezler. Hoşgörüyle karşılamazlar. Herkes sevmiyor ona değil yani. Ben bir iki kişi var benim kanaldan paketlediğim, yolladığım, yani sesini kestim, ağzına tokadını vurup da yolladım insanlar var. Çünkü bunlar şimdi Almanya'daki yaşam üzerine video yapanların hepsine aboneler. Ahmet'e, Mehmet'e, Murra'da, ona herkes izliyor. Şimdi benim kanalıma gelip de bana küfür ediyor. Bana saygısız gibi, terbiyesiz gibi. Ben yolluyorum, ben cevap vermem. Çünkü cevap verilecek kadar ben onu kendimde şey görmem yani. Hani muhatap görmem ben onunla. Çünkü ben onun seviyesine inecek bir insan değilim. Yeri geldiği zaman kızdırır zaman küfür de basar yollarım. Gerçekler de budur yani. Ama fazla da muhatap olmam yani. Şimdi video izlenir, izlenecektir de Allah'ın izniyle.
Kardeşlerim yani beni başkalarının aracıyla yanlış tanıyan Salman kardeşimizin abonesi olan kardeşlerime söylemek istiyorum ben bunu. Beni yanlış tanımayın. Beni önce siz başkalarının ağzından değil, siz direkt kendi gözleminizden beni tanıyın. Kardeşimizin sayesinde de çıktık Allah razı olsun. Ya zaten ekranına. Amaç da buydu. Sizlere dedim ki var. Yani herkes herkes sevmez onu değil sonuçta. Onu da sevmeyen var, benim de sevmeyen var. Olacaktır. Hayatta herkes herkes sevmez. Şimdi kendi ağzından dinledik. Yazıştık. Konuştuk. Ben buraya geldim. Hani gelirken kafamda bir şüphe var mıydı? Yoktu açıkçası. Vallahi çünkü zaten hani insan kendini belleder. Kamera karşısında sizlere nasıl yansıyoruz bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla anladım. Bu saatte de oturup kendisiyle video yapıyoruz, konuşuyorsak bu arkadaşımızdan, bu dostumuzdan zarar gelmez. İnanın ki gelmez. Abi zarar gelecek bir şey yapmıyoruz ya. Biz abi zaten hani sen işini yapıyorsun. Çıkmış oradan bir tanesi, affedersin. Yani kusura bakma, çöpçü diyor. Neden abi? Biri çıkmış, bilmem ne diyor. Ulan bu adam çalışıyor. Alnının teriyle para kazanıyor. Devletten geçinmiyor. Ondan bundan geçinmiyor. Alnının teriyle akşama kadar çalışıyor, para kazanıyor. Daha ne olsun? Daha ne yapsın bu adam? Ne yapalım ya? Rakım işi. Abi çap gelsin. Berlin'de sokaklarda gezip de yarı çıplak karıları mı gösterelim? Prim yapma amaçlı YouTube üzerinden video yapanlara salça mı olalım? Yani, salça. Değil mi? Olalım. Mayonez? Domates mi olalım? Salça mayonez olur. Olur. Mayonez olur. Yani bu yok abi o bize uymaz ya. Ya kim ne yapıyorsa yapsın da. Hani seçin. İzlediğiniz kişilere bakın. Abi benden zarar mı geleceğini düşünüyorsunuz? İzlemeyin. Bu adamdan zarar mı geleceğini düşünüyorsunuz? İzlemeyin. Ama önce bir tanıyın. Önce bir araştırın. Onun bunun dediğiyle değil. Çıkmış biri bir şey diyor. Ahmet şöyle ya da Salman böyle. O böyle diyorlar. Ve inanıyorsunuz. İnanmayın abi. Gelin izleyin. Kendiniz karar verin. Gözlerinize görün. Baktınız gereksiz hareketler mi var? Baktınız zarar mı gelecek? İzlemeyin. Yani bundan daha başka ne diyebilirim ki? İzleme kardeşim. Kapat videoyu geç. Yani beni izleyip de beni sevmene. Beni izle diye bir şey demiyor zaten. Yani alt üstü yanlış olacak değil. Beni sevip sevmeyip de kanka, kardeş, karı koca olacak da değiliz yani. Ama benim zoruma giden şu var. Adam çıkmış bir tanesi oradan. O diyor çöpçü nereden bilsin? Veya o diyor işçi nereden bilsin diyor. Bunu da diyorlar ya. Bana da işçi dediler ya. İşçi neyi nereden bileceksin mesela? Neyi bilmiyorsun? İşçiyim abi. Neyi bilemezsin? Hı? Yani neyi bilemezsin veya bilmemen gereken olan ne? Yani işsizsin diye Almanya'da kanunu mu bilemeyeceğim? Ha onu diyor bana. Hı. Daha diyor şöyle yapmışlar böyle yapmışlar diyor. Abi çalışıyorum. Onu diyen adam çalışıyor mu? Çalışmıyor abi elini almış telefonu akşama kadar karı kız peşinde koşuyor. Yalan mı? 14 senedir Almanya'da yaşıyorum diyor bir tanesi. Onu bilmiyorum. Şimdi ben ortaya atıyorum lafı artık kim üzerine alınırsa. 14 aynen. Senedir yaşayayım diye arkasında bir tane sırt çantasıyla gezinip Berlin sokaklarında milletin namusuna, onuna bununa kamerayı göstererek orada işte yaz ayı olduğundan dolayı Almanya'da da zaten millet yarı çıplak geziniyor. Onları göstererek işte kendine prim yapmaya çalışıp ara sıra bana ona buna salça olmaya çalışan yavşaklar gevşekler var. Şimdi biz çıksak bize her hakaret edene, her laf atana kalkıp da bizle laf atmaya kalksa biz onların seviyesine düşeriz. Olmaz abi. Olmaz. Yani. Onları primye kazandırmış oluruz. Çünkü onlar aynen. Da bunu istiyorlar. Zaten çünkü aynen. Top atıyorlar öne. Onlar yani biz de ona bir top atalım diye onu bekliyorlar. Ama biz atmayacağız, yapmayacağız. En çok top sana niye geliyor biliyor musun? Seni rakip olarak görüyorlar. Bak onu ben o açıdan düşünmüyorum. Şöyle düşün. Sen kanal açalı 1,5 sene falan oldu olmadı. Yani. Değil mi? İzlenmelerin çoğu kişiye göre çok iyi. Şükür. Yani. Seni seven de çok. Allah razı olsun. Adam bakıyor diyor ki tamam diyor ya bu Ahmet diyor iyi izleniyor, seviliyor. Ben bunu diyor, buna diyor bir iki laf çakayım diyor. Üzerinden prim yapayım. Olabilir. Yani şöyle bir şey var. Benim eşya taşıma firmam var. Nakliye firmam var. Benden büyük olan firmaların etiketini kullanarak veya reklamını kullanarak onların üzerinden prim yapma gibi. Yani birinin yani, malını çalma yani, gibi. Hırsızlık gibi bir şey. Aynen. Yani sonuçta ya biz bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle ekmeğini kazanan, hakkını
gerçekten yaptığı işte hakkını veren insanız. Biz burada YouTube'da çıktığım zaman onunla YouTube'da da hakkını veriyoruz ki hakkını alıyoruz yani sonuçta. Ben kalkıp da ben bakın şimdi şunu da diyecekler bana ya Muron'un üzerinden falan prim yaptı. Oğlum Muron'un üzerinden ben prim yapmadım bu zamana kadar. Ben içimdeki beni rahatsız eden şeyleri döktüm ben ortaya. Bir insan vatanını, milletini seviyorsa, ülkesini seviyorsa, bayrağını seviyorsa, kendi inancını seviyorsa, Müslümanın, ben Müslümanım elhamdülillah. Ben kendi inancımı seviyorum. Benim inancıma laf atacak olan adam, tamam mı? Benim kalkıp da dinime, ırkıma, kalkıp da benim Türklüğüme, Türkiye'ye laf atacak olan adam önce gitsin aynaya baksın, önce kendini eleştirsin. Toparlayacak olursak ben tekrar sana teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Kardeşim, evini bana açtın, sofranı açtın. Her zaman. Yani bundan başka daha ne beklerim ki? Olması, de, ya ben şimdi yani sözünü kestim kusura bakma. Ufaktan kardeşlerim Allah razı olsun bana yazanlar. Hele var ya böyle videoyu attığım zaman ışık hızında yazan bir tane Cemil abim var benim. Oradan da ellerini öperim abim. Selam unuttum, olsun benden de. Unuttuğum adını söylemedim. Adını söylemek, zikretmek gerçekten istediğim ama unuttum. Çok abim var, kardeşim muhakkak, var. Muhakkak. Onlar da kusura bakmasınlar. Çünkü herkesin gerçekten ismi aklıma gelmeyebiliyor ama şimdi şöyle bir şey var kardeşlerim. Ben olması gerekeni yapıyorum. Vallahi billahi bak. Allah doğrudur. Şahidimdir. Millet beni övsün, millet beni takdir etsin, millet beni alkışlasın değil. Vallahi billahi yapmıyorum. Bak ben bir Türk'ün, bir Müslüman'ın, bir insanın nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olması, yani olması gerektiği şekilde ben davranıyorum. Ama ben bunu takdir ben buna yani bunu beni takdir ediyorlar beni. Bak benim çok hoşuma gidiyor takdir edilmem. Tabii ki. Amenna ama ben takdir edilmek için ekmek Kur'an çarpsın yapmıyorum. Bak normalde olması gerekeni ben gösteriyorum. Demek ki insanlık artık yavaş yavaş ya tükeniyor. Ya biz benliğimizi unutuyoruz, artık örf ve adetlerimizden geride bıraktık, uzaklaşıyoruz. Benim yaptığımı var ya gerçekten tebrik eden, abi benim yaptığım gerçekten normal bir şey ya. Vallahi billahi ya. Ben Salman şey kardeşimi evime davet ettiysem, yemek yedirsem, çayımı içirdiysem, Allah razı olsun. Ben onu hoşgörüyle karşıladıysam bu bizim zaten örf ve adetimizde olan bir şey. Bu bize sonradan eklenilen ekstra bir olay değil. Yani araba alırsın çıplaktır, modifiye edersin. Bunun gibi görüyor. Hani o araban işte cam takmışsın veya işte modifiye etmişsin, tamponlarını değiştirmişsin. Araban çok... Lan araba zaten aynı araba. Yapılması gereken arabanın üzerindekiler de aynı araba. Aynı parçalar ama yani insanlara değişik geliyor biliyor musun? Zaten olması gereken de o kardeşlerim. Yani benim demek istediğim, benim yaptıklarım gerçekten ekmek oran çarpsın gönlümden geçerek yaptığım bir şey. Hiçbir zaman için birinin takdirini almak için değil. Ben bugün gördüm bunu. Vallahi aynen dediğim gibi bir insan. Yani sizlere nasıl yansıyor bilmiyorum ama ben gerçekten de ya itici gelebiliriz. Dörtlük bir insan. Ayrı bir şey. Yani herkes bizi sevmek, bizi bak, de dörtlük. Bir telefonla kapısını açtı, sofrasını açtı. Allah razı olsun. O bizim herkese. Sadece Salma kardeşimiz değil, YouTube üzerinden bizi izleyen kardeşlerimiz olur. Bak ben Burak abimle gittim, konuştuk. Burak Avrupa'da. Aha. Gittik. Allah razı olsun davet etti. Ben 300 kilometre dedi. Nedir ya 300 kilometre? Ben bunun çarşıya gider gibi gidiyorum yani. Çünkü ben kilometre yapan adamım. Tamam mı? Yani davet edecek olan kardeşlerimiz olursa söve söve gideriz. Dostluk çerçevesinde davet edecek. Ama adam dövmeye çağırıyor, sövmeye çağırıyor, küfür etmeye çağırıyor. Ben... Adam bize oyun oynamaya çalışıyor, bilmem ne yapmaya, kendini kalkıp da oraya delikanlı yerine koymaya çalışıyor. Ben geldim, sen neredesin? Ayağı yapmaya çalışan insanların bizim yanına gitmemize gerek yok. Çünkü biz bu insanlara şey bile yani takmıyoruz. Bile. Bu insanları biz insan yerine bile koymuyoruz. Şiddetten kimse yani fayda gelmez. O yüzden yani dediğim gibi herkese kapımız açıktır. Buyurup gelecek olan insanlar, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa gerçekten buyursunlar gelsinler. Bizi yerinde görsünler. Aynen. Yani ekran karşısında değil, Allah nasip ederse Türkiye'ye gittiğim zaman benim her zaman İnşallah. İçimden geçen, aklımda olan şey bütün kardeşlerim, beni seven, beni davet eden bütün kardeşlerimin yanına gidip de bir çayını içmek. İnşallah. Bak bunu yapabilir miyim bu kadar? Ya her yeri gezemezsin de ortak bir yerde buluşursunuz hani bir toplantı gibi bir şey olur. Lafı fazla uzatmayalım, kafanızı şişirmeyelim. Ben gerçekten konuşmaya kalırsa iş sabaha kadar. Sabahlar olmasın Salman baba dersiniz. O yüzden abi Salman çıkacağız ya diskolara falan gideceğiz. Diskolara, rakı içeceğiz. Aynen hayat bedava ya değil mi? Değil mi? Aynen. Abi bedava rakı olmuş 12 euro güç yetmiyor lan bir saat çalışıyorsun 12 euro ayıp lan olur mu öyle şey? Salman kardeşimizin, yengemizin eline, ayağına, yüreğine sağlık diyorum. Geldiler, senden bizi de ziyaret ettiler. Bizi memnun ettiler. Gerçekten mutlu oldum. Kardeşlerim sorularınız olursa Almanya hakkında gerçekten. Ne olursa olsun Salman kardeşimizin biraz daha araştırmaya daha fazla vakti var bu konuları. Onun kanalına abone olarak güzel videolarını izleyebilirsiniz. Sorularınız olursa da Salman kardeşime veya bana yazabilirsiniz. Benim sormuş olduğum sorulara cevap veremediysem kusura bakmayın kardeşlerim. Dediğim gibi sosyal medya adamı değilim ben.
Ben işinde gücünün ekmeğinde koşan, Almanya'da yaşayan bir Türk'üm. O yüzden Salman Kara linkini de videonun içerikler bölümüne atacağım. Kardeşimizin kanalına abone olarak destek vermeyi unutmayın. Şimdiden elinize yüreğinize sağlık diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdiden ben teşekkür ederim. Salman kardeşim, yengem, ben sizlere Allah'a emanet ettik. Siz Allah'a emanet olun. Biz de gale Almanya'da yaşayan, bileğinin gücüyle ekmeğini kazanan Türklerden olalım. Bir dahaki videoda, bir dahaki canlı yayında, belki bir dahaki yeni bir konukla İnşallah. Görüşmek umuduyla. Allah'a ısmarladık.